kronik kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan vatandaşlar için uyarıda bulunan kardiyoloji uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek, güneşin dik vurduğu saatlerde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şanlıurfa'yı Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek, bilindiği üzere Şanlıurfa Türkiye'nin en sıcak illerinden biri. Bu açıdan kalp ve tansiyon hastalığı olan hastalarımızın çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aşırı sıcaklar, aşırı bir şekilde sıvı kaybına neden olabilmektedir, dedi. Bu da kalp krizini tetikleyebilmektedir. Aynı şekilde tansiyon hastalarımız da kendine bu sıcaklardan korumalı, çok dikkat etmeli. Yüksek sıcaklıklar tansiyonda iki şekil etki edebilir. Yani tansiyonu çok aşırı şekilde yükseltebilir ya da çok ciddi sıvı kaybına neden olarak tansiyonu düşürebilir. İkisinde de hayati öneme haiz olacak durumlara neden olabilir. Yüksek sıcaklık insan vücudunda stres yaratmakta. Bu da tansiyon hastasında ani tansiyon yüksekliklerine neden olarak beyin kanaması neden olabilir ya da çok ciddi sıvı kayıplarında kullanıldığımız tansiyon ilaçlarıyla da etkileşerek ani tansiyon düşüklüklerine bağlı bayılmalar, bu bayılırken de kafa travmaları dediğimiz beyin sarsıntıları olabilir. Bu açıdan bu durumlara dikkat etmek gerek. Bir dikkat etmesi gereken hasta grubu da yaşlı hastalarımız ve böbrek yetersizliği olan hastalarımız. Buradaki ani sıvı kayıplarına normal bir insana göre daha fazla reaksiyon verebilir. Akut böbrek yetersizliği dediğimiz böbrek yetersizliğinin olduğu yani diyalize kadar gidebilecek durumlar oluşabilir. En korktuğumuz güneş çarpması olayı olabilir. Bu güneş çarpmasında kişide bulantı, kusma, baş ağrısı, ateş bu gibi durumlar olduğu zaman en yakın sağlık kuruluşuna vatandaşımızın başvurması gerekir. Güneş ışınlarının dik açılarla geldiği saat 11 ve 16 saatleri arasında çok acil işimiz yoksa dışarı çıkılmaması, açık renkli bol kıyafetlerin tercih edilmesi, yine terlemeyi arttırıcı sentetik ürünlerden ziyade pamuk tarzı kıyafetlerin tercih edilmesi, yine yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan kaçınılması,